Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2 1. Dünya Harbi Osmanlı İmparatorluğu serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Sizler de fark etmişsinizdir, maalesef birazcık ileriden başlamış olduk. Neden? Çünkü ben videoyu kayda başlamamışım abi. Evet, video kaydına başlamadığım için biraz ileriden başlamış olduk. Artık yapacak bir şey yok, zaten fazla da bir şey yapmadım. Sadece Rusların biraz daha topraklarına doğru ilerledim abi. Yani Sibirya topraklarına kadar falan geldim. Onun haricinde fazla da bir şey yapmadık. Barış antlaşması imzalamayı düşündüm aslında bir ara. Yani video kaydını almadığım videoda. Ama sonra dedim ki biraz daha ilerleyelim abi. Ve ne kadar toprak alabiliyorsak, oyun bize ne kadar toprak alabilirsin diyorsa o kadar toprağı elimize geçirelim abi. Yani Rusları bir daha dünyada sağlam bir güç kuramayacak bir hale getirelim. Ne kadar alınabiliyorsa toprak, o kadar toprak alalım dedim ve bu kararın neticesinde biraz daha ilerlemeye karar verdim. Bir de geçtiğimiz bölümde yorumlarda gördüm. Şurada barış antlaşmasında Almanların da görünmesi için Almanları savaşa çağırman gerekiyor diyenler çok fazlaydı. Ama maalesef burada ittifaklar yok diyor abi. Yani Almanları savaşa çağıramıyoruz. Hani şuradan orduya çağır deyince de olmuyor. İttifaklar yok görünüyor. Bu sebeple biz kendi barış antlaşmamızı Almanlardan bağımsız bir şekilde imzalayacağız maalesef. Yani gerçi maalesef diyorum da öyle çok da büyük bir dezavantajı yok abi bunun. Kendi aldığımız topraklardan yıldızımız yettiği kadarını alacağım. Bu kadar yani. Çok da bana bir dezavantajı yok açıkçası. Şimdi bizim bu harple beraber yapacağımız barış antlaşmasıyla hedeflerimiz Karadeniz'i ele geçirmek artı Hazar Denizi'ni ele geçirmek. Hazar Denizi'nin güneyinde biliyorsunuz Pers İmparatorluğu'nun da sınırları bulunuyor. Ruslardan gerekli toprakları alacağım. Sonra da Pers İmparatorluğu'na savaşı ilan edeceğim. Böylece Hazar Denizi'ni de tamamen kontrolümüz altına almış olacağız. Ayrıca bunun yanında Fransa'nın işgal ettiği Trablusgarp topraklarını yeniden kurtaracağız. Ama önce Rus harbinin bir tamamlanması gerekiyor. Şu anda Rus harbinde Sibirya sınırlarında bayağı sağlam, dümdüz, güzel, düzenli bir sınır oluşturdum abi. Ve bu sınır boyunca ordularımız görev yapıyorlar. Şimdi ilerleyecekler. İlerleyebildiğimiz kadar ilerledikten sonra da barış antlaşmamızı imzalayacağız abi. Evet, yanlışlıkla tur atladım ama sorun çıkmadı. Güzel, devam edelim bakalım. Devam edelim. Yani Osmanlı İmparatorluğu bu 1. Dünya Harbi'nin belki de en zayıf halkası olarak görünüyordu. Ama biz en zayıf değil, en güçlü halkası olduğunu, bu harbin en güçlü halkası olduğunu gösterdik bütün dünyaya. Ve şu anda eriştiğimiz sınırlar hakikaten bunu kanıtlar derecede büyük. Güzel. Her şey gayet iyi. Yani ben bu serinin bu kadar güzel ilerleyeceğini tahmin etmiyordum. Özellikle de ilk bölüm o kadar çok devletle savaşa girdik ki bir anda dedim bu seriyi 3 bölümde biter. Ama hiç öyle olmadı abi. Osmanlı İmparatorluğu olarak tarihin en büyük direnişlerinden birini gerçekleştirip bu direnişin bize sağladığı avantajlarla beraber çok sağlam bir atağa geçtik ve şu anda Rusları yerin dibine gömüyoruz abi basbaya. Hani gerçekten herkesin yapamayacağı, her baba yiğidin harcı olmayan bir comeback artı bunun üzerine yapılan sağlam bir atak. Osmanlı İmparatorluğu olarak dünyaya gücümüzü yeniden gösteriyoruz abi. Devam edelim bakalım. Yıllar artık 1919'a geldi bu arada. Normal tarihte biliyorsunuz şu anda normalde bizim Kurtuluş Savaşı yaşıyor olmamız gerekiyordu. Ama şu anda biz dünyaya Kurtuluş Savaşı yaşattırıyoruz abi. Harika bir şeyiz ya. Aşırı havalı bir devlet olduk. Güzel, devam. Devam. Yani şu ana kadar eriştiğimiz en büyük güçlerden bir tanesine bu tarih itibariyle erişmiş bulunuyoruz. Tabi yapacağımız barış antlaşması bu gücün kalıcı mı, daim mi olacağını belirleyecek. Bakalım nasıl bir barış antlaşması bizi bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Güzel. Güzel. Bayağı Rusların en doğu topraklarına kadar şu anda gelmiş bulunuyoruz. Ya bence artık Ruslara bu kadar ilerlemek yeter. Zaten kalan toprakları birer yıldız falan abi. Alsak da çok büyük bir faydası olmayacak ki zaten ben istediğim kadar yıldızı artık sahibim. Artık şu Trablusgarp'ı bir kurtaralım diyorum ben. Artık Trablusgarp'ı kurtarmanın vakti ve zamanı geldi abi bence. Hemen orduları bir araya getirelim şurada Karadeniz'de ve Trablusgarp'a 40 binlik bir orduyla yeniden gidiyoruz dostlar. Trablusgarp'ı yeniden kurtaracağız, herhangi bir kuşkunuz olmasın. Aldığımız Balkan toprakları üzerinde de hemen asimilasyon işlemlerini başlatalım. Onlar da bir yandan başlamış olsunlar abi. Öyle bir devletiz ki 1. Dünya Harbi'nde böyle büyük bir savaşta bile aynı anda asimilasyon işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu arada Trablusgarp'a attığımız çıkarma başarılı oldu ve evet dostlar, Trablus topraklarını uzun süredir devam eden Fransız işgalinden kurtarıyoruz şu anda ve evet dostlar, Trablusgarp'ı da kurtardık. Hayırlı uğurlu olsun, artık barış antlaşmamızı imzalayabiliriz abi. Şimdi ilk hedefimiz ne dedik? Pek tabii ki Karadeniz dedik abi. O sebeple Karadeniz'de şöyle bir hakimiyetimizi kuralım. Öncelikle hedefimiz Karadeniz olacak. Kafkasları alacağız, Hazar Denizi'ne kıyısı olan bütün toprakları alacağız. Şöyle önce bir Karadeniz'i alalım. Aynen öyle, güzel, tamamdır. Karadeniz hedefimiz okey.
Şimdi Kafkas hedefleri. Kafkas'ın da yine tamam benim olacak abicim. Şu şekilde. Evet, gayet güzel. Şimdi Hazar Denizi hedefi. Şöyle şurada bir çizgi oluşturmak istiyorum. Şurayı bir aynen bu şekilde bir kare içine alalım. Ve yine Hazar Denizi kıyılarını da tamamen alıyorum. Yani önce öncelikli olan toprakları alıyorum. Sonra da gerekli gerekli değil de yıldızımızın yettiği kadar kalan yıldızlarda da toprak alacağız. Aynen bu şekil. Orta Asya'da da hakimiyet kuralım abi. Sonuçta burada da Türk diyebileceğimiz devletler yaşıyorlar. Bu sebeple bunları da elimize geçirelim. Bunlar da Türk bir devlet tarafından yönetilsinler. Evet, güzel. Güzel güzel. Oğlum Orta Asya'dan bayağı bir toprak alıyoruz be. Çok güzel göründü Orta Asya'dan aldığımız topraklar. Harika. Gayet iyi. Şimdi bakıyorum şuradan da birazcık daha toprak alabiliriz. Aynen buradan aldığımız toprakları biraz daha ilerletelim. Fazlalaştıralım, arttıralım. 16 yıldız. Böyle bir yıldız kaldı, evet. Evet dostlar, müthiş bir barış antlaşması. Cidden bence harika bir barış antlaşması. Şöyle şurayı iptal edip belki şuradan bir toprak alabiliriz. Bakıyorum. Yani evet, bu şekilde daha güzel oldu abi kesinlikle. Ve evet dostlar, artık barış antlaşmamızı imzalıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu olarak Rusları bu coğrafyadan neredeyse tamamen atmayı başardık abi. Gerçekten müthiş. Gerçekten muazzam. Evet, hemen bu arada Trablus topraklarında isyancılar çıktı. Sebebi son derece belli. Fransızlar burada yıllar boyunca ne denir ona, yağmalar gerçekleştirdiler. Ve bu da buradaki halkı iyice mutsuz etti. Şimdi buradaki mutsuzluğu birazcık azaltmamız gerekiyor artık. Burada düzenleyeceğimiz festivallerle, Trablus Cup'ta düzenleyeceğimiz festivallerle mutsuzlukları biraz daha düşürmemiz gerekiyor kesinlikle. Hemen gerçekleştirelim abi festivallerimizi. Şöyle birazcık eğlenin kardeşim, hareketlenin ya. Savaş kazandık. Ne bu mutsuzluk? Ne bu şiddet, ne bu celal kardeşim, biraz eğlenin ya. Kalkın ayağa oğlum, oturmaya mı geldik? Savaş kazanmışız şunun şurasında. Vergi almayalım biz en iyisi. Aynen, vergi almazsak daha hızlı yükselecek gibi görünüyor. Asimilasyon da başlatalım bir yandan. Bayağı bir toprak aldık şimdi. Bütün ordularımızı bir araya toplayacağız abi. Rus harbinden dönen, yıllar boyunca, neredeyse 2 yıllık bir harp boyunca Ruslarla savaşan, kıran kırana savaşıp bu savaşı kazanan kahraman Osmanlı ordularının artık yurda dönme, İstanbul'a dönme, Konstantiniyye'ye dönme vakti ve zamanı geldi dostlar. Mehmet Reşad'ın önderliği ve ordularımızın komutasında Rusları mağlup etmeyi başardık. Çok güzel. Toplayın abicim orduları. Hiçbir yerde ordu kalmasın. Bütün ordular payitahta dönsünler. Evet güzel. Sen de dön. Hepiniz dönün abi. Ne kadar ordu varsa artık. Güzel. Burada da bir ordu var. 55 binlik. Tamam. O zaten direkt İstanbul'a dönecek. Siz toplandınız mı kardeşim? Toplanmışlar. Güzel. 154 bin ordu buradan başkent Konstantiniyye'ye dönüyor. Şuradan da bir 127 bin kişilik bir ordu başkent Konstantiniyye'ye dönüyor. Geri kalan ordular zaten şu anda Libya'da bulunan ordular. O sebeple onlar oldukları yerde kalabilirler. Çünkü orada isyan çıkma riski var. En azından bu isyan riskini bitirene kadar orada belirli sayıda ordular tutmamız kesinlikle elzem. Hemen asimilasyon işlemlerimizi de başlatalım biz en iyisi. Almanlar bizi Norveç'e karşı savaşa davet ediyorlar. Katılalım ama formalite icabı katılıyorum, unutmasınlar. Yani herhangi bir harekatım olmayacak onların üzerine. Bu arada Avusturya Majeste İmparatorluğu artık buradaki zayıf halka, Avusturya Majeste İmparatorluğu'na savaşı inat edebilirim. Öyle bir ihtimal de var. Şimdi ben en iyisi asimilasyonları başlatmak için videoyu burada bir durdurayım. Asimilasyonları başlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz asimilasyon işlemlerini başlattık ama biz asimilasyon işlemlerini bitirene kadar bundan daha önemli bir olay oldu. Almanlar ve Avusturyalılar Rusların içinden geçtiler. Evet, Rusların içinden geçtiler abi şu anda. 4 yıldır savaş halindeler ve sonunda bu 4 yılın sonunda neredeyse savaş bitiyor artık. İnanılmaz. Yani şu güce, şu kudrete bir bak. Ama öyle bir sıkıntı var ki şu anda Almanlar kendi topraklarını Fransızlara kaybediyorlar. Yani hakikaten çok kötü bir durumdalar. Şimdi biz bu Almanlara acaba yardım mı etsek, yoksa salsak kendi başlarının çarelerine mi baksalar? Ben çok kararsız kaldım abi. Şu anda Fransızların 5 milyonluk bir ekonomisi var. Yani bizden daha güçlü bir konumdalar şu anda. Ekonomi olarak 1 milyon üstün bir ekonomileri var. Hani bilemedim. Almanlar bence kendi başının çaresine bakmalı. Hani bu kadar çok Ruslara ilerlemektense gidip Fransızları bir durdursaydınız daha iyi olurdu bence. Şuraya bak, 2.1 milyon ekonomisi kaldı adamların. Hiçbir şeyleri kalmadı. Çok kötü. Yani neyse, ben şu anda Alman'a pek bakamayacağım abi. Alman biraz kendi başının çaresine baksın. Vallahi ben daha yeni savaştan çıktım. Daha halkın mutluluğunu yeni yeni toparlıyor. Şimdi tekrar ben devleti savaşa sokamam. Halkıma bu kötülüğü yapamam abi. Bahanemiz var yani. Bahanemiz var. Daha yeni savaştan çıktık biz. Halkımız bir dinlensin. Halkımız bir refaha kavuşsun. Bu arada abi, biz asimilasyonları öyle başlattık ki hepsi %100 oldu. Direkt şu anda bütün topraklarımız, bakın,
398-400 tane toprağımız var. Tamamı şu an %100'lük asimilasyonlara sahip. Çok sağlam bir asimilasyon işlemi yaptık yani. Şimdi Pers İmparatorluğu ekonomisi 758 binlik bir ekonomi. Artık Pers Savaşı'nın vakti geldi biliyorsunuz. Ana hedeflerimizden bir tanesi de Hazar Denizi'ni tamamen kontrolümüz altına almaktı. Artık Pers Seferi'nin de vakti geldi. Pers Seferi ile beraber bu Hazar Denizi'ni tamamen kontrolümüz altına alma hedefini de böylece gerçekleştirmiş olacağız. Ülkenin yine dört bir yanından basacağımız, toplayacağımız ordularla beraber Pers İmparatorluğu'na karşı büyük bir sefere gideceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum hani sen savaştan yeni çıkmıştın, niye Pers Savaşı ilan ediyorsun, halkın dinlensin falan diyordun. Ne oldu, Almanlara yardım etmiyorsun, niye yardım etmiyorsun? Doğru ama Pers Fransa Savaşı kadar büyük bir savaş olmaz. Hani Pers şurada iki turda üç turda bitireceğimiz bir ülke ise Fransa bayağı 2 yıl savaşacağımız bir ülke abi. O sebeple arada fark var. Fransa ile savaşmak ve Pers ile savaşmak bir değil. Pers ile savaşıp kısa süre içerisinde bitirerek ülkeye katkı sağlarız ama böyle çok fazla kayıp vermeden, çok fazla ülkenin kaynağını harcamadan. Ama Fransızlarla aynı konu geçerli değil. Aynı durum geçerli değil Fransızlarda. O sebeple maalesef Almanlara yardım edemiyoruz abicim. Kusura bakmasınlar. 615 bin kişilik bir orduyla Pers seferine hazırız dostlar. Şimdi öncelikle buradan 30 binle bir başlangıcı yapalım abicim bence. 30 bin iyi bir sayı gibi duruyor. Lan yanlışlıkla hepsini oraya yolladık. Neyse tamam. Orası üs olarak sayısın abi. Hepsi oradan dağılsınlar. Biz de biraz mallara yatırım yapalım bu arada. Çünkü nüfusu serinin başından beri hakikaten bol bol harcıyoruz. Artık nüfusu da birazcık düzeltmemiz, nüfusu da birazcık kendine getirmemiz gerekiyor. Bu sebeple şimdiden nüfus yatırımlarına başlayalım. Ki zaten Osmanlı toprakları, hele de şu yeni aldığımız topraklarla beraber son derece verimli, son derece bereketli topraklar olduğu için yapacağımız nüfus yatırımları ülkeye daha hızlı etki edecektir. Daha hızlı katkı sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde istihdam edebilir nüfusumuzu eskisinden çok daha iyi konuma getireceğimizi düşünüyorum ben dostlar. 30 biner ordularla gördüğünüz üzere burada batı tarafından saldırırken kalan 255 binlik ordu ise tamamıyla doğu tarafına yerleşecek. Orta Asya cephesine yerleşecek. Buraya nasıl yerleştirelim? Şöyle yapalım abi. 6, 12, 18, 24, 30. Tamam şöyle yapalım. 50 bin yapalım aynı. Her bir sınıra 50 bin gelsin. Galiba son toprağa 55 bin kalacak. Aynen öyle abicim. Son toprağa 55 bin kaldı gördüğünüz üzere. Ve dostlar Pers İmparatorluğu seferine hazırız. Birinci Dünya Harbi sırasında bizi kalleş bir şekilde sırtımızdan vuran, haince sırtımızdan vuran Pers İmparatorluğu'na karşı bu sefer biz topyekün bir şekilde savaş ilan edeceğiz ve Tahran'a bir dahaki sabaha Tahran'da uyanacağız dostlar. Savaşımı ilan ediyorum ve topraklarına girişimi başlatıyorum. Bir dakika, şuradan şuraya ordu gidebiliyor mu? Ha iyi, Nahçıvan'a gidilmiyormuş, tamam. Hemen hızlı bir şekilde saldırılarımızı başlatalım abi. Gerek Kafkaslardan, gerek Irak'tan, gerekse Orta Asya'dan, her taraftan dört bir yandan Pers İmparatorluğu'na saldıracağız ve öyle umuyorum ki abi birkaç tur içerisinde sadece Pers İmparatorluğu'nu bitireceğiz benim düşünceme göre. Bakalım kaç tur süreceğini, ne kadar zaman alacağını ben çok merak ediyorum açıkçası bu savaşın. İzleyeceğiz ve göreceğiz dostlar. Sen de şöyle bölünerek git kardeşim. Bir 15 bin ordu buraya gelsin, kalan 20 bin de buraya gelsin. Güzel. İlk turu itibariyle yaptığımız saldırıların evet tamamı başarılı olacak gibi görünüyor ve evet tamamı başarılı oldu abi ilk tur saldırılarımızın. Gayet güzel bir başlangıç. Aynı şekilde devam edersek eğer dediğim gibi birkaç tur içerisinde bu savaş biter. Ama olur da eğer Pers İmparatorluğu bir yerde sağlam bir savunma çıkarır, birdenbire aniden çok sağlam bir savunma yapmaya başlarsa işte o zaman işler biraz değişebilir. O zaman güncelleriz abi tahminimizi. Şu kadar sürede bitecek deriz, tahminimizi güncelleriz. Devam edelim. Bu arada bir dahaki tur büyük bir ihtimalle Tahran'da olacağız. Çok güzel. Evet şurada ufak bir yenilgi yaşadık. Onun haricinde herhangi bir yenilgimiz olmadı. Çok güzel. Devam. Böyle devam. Siz buradan saldırın. Siz buradan saldırın. Neredeyse Orta Asya cephesindeki ve Batı cephesindeki ordularımız birleşecek şu anda. Birleşmek üzereler. Bu tür saldırılarımız başarılı olursa birleşecekler büyük bir ihtimalle. Evet güzel. Devam. Geride de hatta ordu bırakmayalım. Her türlü duruma karşı bütün ordularımız ileride beklesinler. Tahran'a girdik abi bu arada. Ve Orta Asya cephesindeki, yani Doğu cephesindeki ve Batı cephesindeki ordularımız da şu anda birleştiler. Şimdi şurada hala 8200'lük bir ordu var. Tahran'daki ordu Tahran'da kalmaya devam edebilir. Çünkü Tahran'da kale var. Oradaki savunma bonusunu iyi kullanmak lazım. Şuraya birazcık ordu kaydıralım. Ya çok fazla ordumuz var da işte çok sakat yerlerden Pers orduları çıktı. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Yoksa normalde bir sıkıntı yaşamayız da. Evet iyi ki de ordumuzu Tahran'da tutmuşuz abi bu arada. Tahran'daki kale sayesinde Pers ordularını bozguna uğrattık. Çok güzel. Böyle devam. Şurada 50 binlik bir ordu varmış. Şurada 13 binlik bir ordu var. 22 bin de bizim orada var. Oğlum çok karıştı lan orası. Oraya birazcık takviye lazım. Destek lazım. Oraya birazcık destek lazım. Orası hakikaten biraz karıştı çünkü şu anda. Şimdi nereden destek getiririz? Şuradaki ordular desteğe gelebilirler.
Burada ne kadarlık bir ordu var? 2500 azmış abi. Tamam, atlayalım bakalım tura. Evet, Tahran'ı maalesef bizden geri aldılar. Ama biz de onlardan geri alacağız abi. 9000'lik bir orduları kaldı şu anda Tahran'da. Sorun değil. Şuraya bak abi, başkentlerini öyle bir kuşatmışız ki artık düşmemesi imkansız oranın. Ya düşecek ya düşecek yani orası. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Düşmezse bizim ayıbımız yani artık. Şuraları da bir bitirelim abi bu arada. Evet, Pers Savaşı tahmin ettiğimden daha zor oldu şimdi. Kabul etmek lazım. Ben daha kolay bir savaş bekliyordum ama adamlar güzel direndiler. Öyle birkaç turda biter falan diyorduk ama öyle bir savaş olmadı pek. Yani tamam, yine birkaç turda bitti ama zorladı. Yani tahmin ettiğimden daha çok zorladı. Her neyse. Öyle ya da böyle. Pers İmparatorluğunu da sonunda mağlup etmeyi başardık dostlar ve bütün topraklarını elimize geçiriyoruz barış antlaşmasıyla beraber. Şöyle bakıyorum, evet aynen öyle. Artık Pers İmparatorluğu'nun bütün toprakları Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyor. Ama hazır ordularımız buradayken Afgan'ı da almadan gitmek hakikaten ayıp olur. Şöyle hemen orduları toplayın abi. Buradaki toprak bütünlüğünü sağlamak adına Afganistan toprakları da bizim için, Osmanlı İmparatorluğu için son derece önemli. Hükümetimizin de verdiği onayla beraber Afganistan'ın da bir sefer gerçekleştirilmesine karar verilmiştir dostlar. Burada asayişi yeniden sağlayacağız. Burada asayişi yeniden sağlayacak yegane devlet bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğu'dur dostlar. Adaletiyle ve hoşgörüsüyle Osmanlı İmparatorluğu bu bölgede, bu coğrafyada yeniden düzeni, yeniden asayişi sağlayacak tek imparatorluktur, tek hükümettir. Bu sebeple Afganistan'a da savaşımızı ilan edeceğiz. Evet, güzel. Hemen dizin abicim bütün orduları sınırlara. Eğer ordu artarsa geri kalanını başkent Konstantiniyye'ye göndeririz. Ordularımız artık yoruldular. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Hemen 30 binlik ordumuzu başkente doğru yollayalım. Biz de o yanda bir yandan şeyi başlatalım. Asimilasyonları başlatalım. Aynen öyle. Güzel, tamamını başlat abi. Sadece ordularımızın olduğu bölgelerde başlatamayacağız galiba asimilasyonları. O da çok sıkıntı değil abi. Başlatırız. Sorun değil yani. Neyse, savaşımızı ilan edelim. Ordularımız dizildi değil mi? Lan dizilmemişler. Daha dizilmemişler. Dur. Niye bu kadar hızlı savaşı ilan ettik? Dur. Daha adamlar dizilmemişler sınırlara. Biz hemen savaşı ilan ettik ya. Neyse, sorun değil. Sorun değil. Batıdan girelim. Zaten doğuda onlara fırsat vermeyeceğiz. Merak etmeyin. Batıdan şöyle bir sağlam girelim. Aynen öyle. Çok güzel. Tam istediğim gibi bir giriş oldu vallahi. Tam istediğim gibi bir giriş oldu. Batıdan devam edelim. Zaten bitirdik lan. Bitirdik oğlum. Kuzey cephesine ilerlemeye gerek kalmadı. Adamları bitirdik. Vallahi kuzey cephesine gerek kalmadı abi. Direkt biz batı tarafından bitirdik adamları. Çok güzel. Şurada 9700'lük bir orduları var. Hemen oraya bir saldırı gerçekleştirelim. Başkentleri Kabil'e de bir girelim artık. Evet, çok güzel. Şuradan biraz ordu kaydıralım güneye doğru. Tamam, ona da gerek kalmadı. Kabil'e de girdik. Sadece bir tane toprakları kaldı. Orayı da aldık ve Afganistan'da %100'lük bir savaş zaferi skoruyla mağlup etmeyi başardık dostlar. Hemen yine onlardan da bütün topraklarını alıyoruz ve gayet güzel sınırlara ulaşıyoruz abi Osmanlı İmparatorluğu olarak. Ama artık şu Arap Yarımadası'nı da bir halletmek gerekiyor. Şimdi bizim savaş yorgunluğumuz ne kadar fazladır büyük bir ihtimalle. Evet, %74'lük bir savaş yorgunluğumuz var ve artık halkımız bu savaşlardan, bu harplerden sıkılmış durumda. Osmanlı hükümeti olarak biz hala savaşmaya el verecek derecede orduya, bir askeriyeye sahip olsak da maalesef halkımız artık savaşlardan muzdarip düşmüş bir durumda. Bu sebeple artık kısa bir ara vereceğiz savaşlara abi. Asimilasyonları başlatacağız, festivaller, vergileri zaten sıfırladık, halktan vergi almıyoruz. Mutlulukları bu şekilde artacak. Tabii savaş yorgunluğunun çok fazla artması isyanları da tetikliyor. Bu sebeple savaş yorgunluğunu kesinlikle düşürmemiz lazım. Yani bir süre artık ülkenin dinlenmesi gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu olarak 1910 yılından beri 14 yıldır savaştan savaşa koşuyoruz ve artık bunun durdurulması gerekiyor. Durdurulması değil de biraz ara verilmesi gerekiyor diyelim. O kim? Ha, Norveç. Sen gene mi geldin? Sen niye geliyorsun kardeşim? Biz seninle savaşta olduğumuzu bile unuttuk ya. Biz seninle savaşta olduğumuzu bile unuttuk. Sen ne cüretle benim topraklarıma geliyorsun? Değil mi? Norveç, barış benimle oğlum. Ben seninle uğraşamam ya. Sal beni. Aynen. Buradaki orduları da hemen bir araya getirelim. 12 binlik ordumuz da İstanbul'a geliyor. Şimdi dostlar, artık geriye bizim birkaç tane hedefimiz kaldı. Bu hedefler şunlar. Öncelikle tabii ki Trablusgarp'ın tamamını kurtaracağız. Afrika'yı Birleşik Krallık sömürgesinden kesinlikle kurtarmamız gerekiyor. Fakat Birleşik Krallığa öyle kafa tutmak kolay değil. Adamların 27 milyon ekonomisi, 8,5 milyonda ekonomisi, pardon, 27 milyon nüfusu, 8,5 milyonda ekonomisi var. Öyle kolay kolay alabileceğimiz bir ülke değil Birleşik Krallık. Bu sebeple o hedef biraz zor olacak, Afrika'yı Birleşik Krallık'tan kurtarma hedefi. Ama yapacağız bir şekilde. Yani bizim Mısır coğrafyası Osmanlı'nın vazgeçilmezidir abi. Şöyle Kuzey Afrika'da hakimiyet kurmak, Fransız topraklarında, bunlar bizim vazgeçilmezlerimizdir. Ama maalesef şu anda emperyal güçler tarafından, emperyalist güçler tarafından buralar ele geçirilmiş, sömürülüyor durumda. Hani bizim fazla yapabileceğimiz bir şey kalmıyor çünkü çok güçlüler.
Fransa'nın 4.1 milyon, Birleşik Krallık'ın 8.5 milyon ekonomisi var. Zor iş. Zor iş yani. Öyle kolay kolay alabileceğimiz topraklar değil oralar. Ne diyorduk? Biz hedeflerimiz diyorduk. Trablus'un tamamını elimize geçirmek. Mümkünse İtalya coğrafyası, bir de Arap Yarımadası. Bunlar bizim hedeflerimiz dostlar. Ve bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Ama tabii ki de bir sonraki bölümlerde artık videomuz 20 dakikaya gelmiş. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.